Herkese merhaba. Lise Söyleşileri programımızda bu hafta Görkem ve benle birlikte olacağız. Görkem merhaba, nasılsın? Çok sağ ol Behlül, merhaba. Ben de bütün seyircileri, izleyicileri selamlıyorum. Bu programda yine daha önceki programlarda olduğu gibi piyasa ve hisseler hakkındaki görüşlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle istersen kısaca piyasalardan başlayalım. Yakın dönemde piyasadaki görünümü nasıl değerlendirirsin? Evet. Borsada sene başından beri güçlü bir seyir var Behlül malum. Son dönemde bu biraz daha arttı. Bu bizim yılbaşındaki beklentilerimizle de aslında büyük oranda paralel. Her ne kadar piyasadaki risk faktörleri ortada olsa da büyümeye ilişkin endişeler ve enflasyonist ortam şu an fiyatlama açısından yani yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisi açısından şartların uygun olduğunu düşünüyorduk. Özellikle reel faizlerin bu denli eksi olduğu ortamda yatırımcıların birikimlerini reel varlıklara aktarması zaten beklenen bir şeydi. Şu an onu tecrübe ettiğimizi görüyoruz ve bu aşamada da yani bu iyimser ortamda birinci çeyrek sonuçları önümüzde bizi bekliyor. Bu da piyasanın yönünü yukarı yönde olan yönünün hisse bazında ne şekilde gelişeceğine dair bize fikir verecektir. Biliyorsun Cuma günü inceleme kapsamımızdaki şirketler için birinci çeyrek sonuçlarına dair tahminlerimizi yayınladık. Malum birinci çeyrek sonuçlarının açıklanma dönemi de yaklaştı. Bu hafta başlıyoruz, startı veriyoruz. Öncelikle bu birinci çeyrekle ilgili genel görünüm olarak neler söylemek istersin? Evet. Şimdi bir bilgilendirmek maksatlı. Burada bahsettiğimiz birinci çeyrek finansal takvimi takvim yılıyla uyumlu şirketler açısından konuşuyoruz ve Ocak, Şubat, Mart 2022 döneminden bahsediyoruz. Bazı şirketler için malum özel hesap dönemi oluyor. O şirketler başka aylarda ilk çeyrek sonuçlarını açıklayabilir. Yılın ilk çeyreği olması hasebiyle bu tabii yılın geri kalanındaki beklentiler için de önemli bir çeyrek. Bazı sektör ve hisseler için, bazıları için ise daha az açıklayıcı. Genel olarak baktığımızda da gördüğümüz tabii ki bu enflasyonist ortamın şirket cirolarında, büyümelerinde nominal büyüklükleri yukarı çektiği yönünde. Yani burada baktığımız zaman bir bütün olarak bizim incelediğimiz şirketlerde %130'a varan ciro artışı bekliyoruz. Ortalama. Tabii ki bunun çok daha üzerinde olanlar var, altında olanlar var. Ama neredeyse geçen senenin iki katı. Ancak aynı dönemde enflasyonun da %60'ların üzerinde olduğunu düşünürsek bu oldukça yani beklenebilir bir şeydi belki de. Tabii ikinci olarak enflasyonun haricinde kur burada önceki çeyreklerde olduğu gibi birçok şirket açısından belirleyici oldu. Burada dönem sonuna baktığımız zaman TL'nin %15'e yakın değer kaybı tabii bilançosunda finansal borç, yabancı para cinsinden borç taşıyan şirketler açısından zarar. Uzun pozisyonda olanlar için ise kar. Bunlar tabii operasyonel sonuçların net karlı olan farklılığı açısından özellikle önemli. Ama öte yandan da baktığımızda hakikaten birçok şirketin COVID-19 dönemini geride bırakacak şekilde hacimsel büyümeler yakaladığını da görüyoruz. Yani o açıdan da özellikle sanayi şirketleri açısından pandemi öncesi dönemi büyük oranda yakalayan ve hatta geçen şirketlerin olduğu da malum. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bu ana çerçevede bunlar belirleyici olacak genel olarak hisseler açısından ve birinci çeyrek sonuçları açısından. Ama her zaman olduğu gibi şirket üzerindeki hikayeler çok daha önemli seçici olmak anlamında. Bu arada belki ben şeyi de söylemek hatta sormak isterim. Ciro büyümeleri dediğin gibi son derece kuvvetli. Özellikle enflasyon ve kur etkisi burada çok öne çıkıyor. Fakat bunu tam olarak faaliyet kar marjlarında göremiyoruz sanırım, değil mi? Yani faaliyet kar marjlarında bir miktar genel ortalama olarak konuşursak belli ölçüde bir daralma söz konusu. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Çok doğru söylüyorsun Behlül. Az önce ifade ettiğimde aslında onu kastetmiştim. Hatırlarsan ortalamada %130'luk bir ciro artışından bahsettik. Tabii yanılabiliriz. 150 olur, 100 olur. Ama burada şu kesin,
VAFÖK dediğimiz yani nakit faaliyet kârı olarak ifade edeceğimiz değerler şirketlerin net operasyonel varlıklarından elde ettikleri nakdin ve kârlılığın geçen seneye göre daha aşağıda olmasını bekliyoruz ki ama yine de orada da %90 %100'e varan artışlar var. Ama her halükarda ciro artışının arkasında burada da şunu belirtmek lazım. Enflasyonun ciro üzerindeki etkisinden bahsettik ama takdir edersin ki maliyetlerin de bir artışı söz konusu. Burada TL cinsinden maliyetlerin enflasyonla düzeltilmesi kadar özellikle dış alım yoluyla üretim yapan şirketler açısından bu ithalatın maliyetinin artması da marjları baskılayan ikinci unsur oldu. Tabii üçüncüsü bu tüm dünya içinde geçerli gördüğümüz üzere ve bize geçen iki seneden kalan bir miras bu lojistik maliyetler ve özellikle ülkeler arasındaki ulaşımda deniz ulaşımında yaşanan sıkıntılar veya artan maliyetler de bu karlılığı aşağıya çekecek. Dolayısıyla dediğin gibi evet cirolarda yüksek artışlar göreceğiz ama bunlar azalan oranda nakit karlılığa, faaliyet karlılığına inecek. Net karda da tabii borçluluğun da dediğin gibi artan etkisiyle birlikte VAFÖK'ten de daha sınırlı bir büyüme söz konusu özellikle bazı şirketler için. Evet. Buradan istersen ayrışan isimlere geçelim. Özellikle pozitif olarak bizim inceleme kapsamımızda öne çıkacak olan hisselerden başlamak gerekirse. Hangilerine sen değinmek istersin? Evet, yani burada aslında sözü biraz sana da bırakmam gerekecek. Bu çeyrekte senin şirketlerde de çok iyiler var. Hani onların üzerinden geçeceğiz. Ben yine hisselere geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Burada yatırımcılar özellikle çeyreksel sonuçları incelerken neye dikkat etmesi gerekir dediğimizde burada özellikle adetsel, ciro büyümesi, marjların gelişimini incelerken bunların dönemsel olduğu atlanmaması lazım. Yani bir çeyrek evet önemli yatırım hikayelerinin tekrar sınanması açısından ama şirketlerin ömrü sınırsız. Öyle kabul ediyoruz değerlerken. Dolayısıyla yapacağımız yorumları lütfen hani hisse bazında evet birinci çeyrek üzerinde değerlendirmek lazım. İyi veya kötü veya beklentilerin üzerinde gelebilir şeklinde ama burada mühim olan piyasanın her zaman ileriyi fiyatladığı ve bu sonuçlardan nasıl ilerleyeceğimiz. Bu girişi özellikle yaptım çünkü bazı hisselerde bu çeyrekte zayıf sonuçlar bekliyoruz ama bu çeyrek onlar açısından son çeyrekte olabilir. Bu genel girişten sonra baktığımızda Behlül aslında bankalara çok kısaca değinmek lazım. Yani bu çeyreğin sektör olarak hisse olarak da finansal performans açısından en güçlü sektörü bankalar olacak gibi duruyor. Burada özellikle iyileşen net faiz marjı, güçlü kredi büyümesi ve azalan karşılıklar burada bankaların bir bütün olarak karlılıklarını destekleyecek. Yani tekrar kontrol için bakıyorum 5 büyük bankanın bizim incelememiz altında net karında çeyreksel geçen 4. çeyreğe göre %51 birinci çeyreğe göre %287 neredeyse 4 katı büyüklüğünde bir artış bekliyoruz ki bu finansal şirketler için az önce söylediğim gibi %130 civarlarında. Dolayısıyla bankaların bu çeyrek finansallarının yıllık ve çeyreksel bazda güçlü geleceğini vurgulamamız lazım. Biz orada Akbank ve Garanti'yi daha ön plana çıkarıyoruz. Model portföyümüzde de yer alan ve bu anlamda birinci çeyrek sonuçlarının da güçlü gelmesini bekliyoruz. Sanayi şirketlerine geçerken ben topu kendi açımdan hemen bir ufak bir yumuşatayım ama sana tekrar vereceğim. Yine sektör olarak baktığımız zaman gıda perakendecilerinin iyi bir çeyrek geçirmesini bekliyoruz. Burada önde söyleyeceklerinden biri burada enflasyon ve güçlü benzer mağaza büyümeleri destekleyici olacaktır. Evet asgari ücret artışı nedeniyle burada maliyetler de artacaktır birçoğu için. Ama cironun bu kadar arttığı yerde seyrin güçlü olmasını bekleriz. Orada BİM'in ön plana çıkmasını bekliyoruz. Hani birinci çeyrek sonuçlarıyla ama aynı şekilde Şok da gıda perakendecileri açısından başarılı sonuçlar açıklayacak diye bekliyoruz. Ben buradan topu hemen sana atayım. Çünkü Alarko'da çok ciddi bir kar var. Hani bugün özellikle bir 5-6 hisse üzerinde konuşalım demiştik. Hani bunu Alarko'dan başlayarak ilerleyebiliriz sanırım. Evet, çok güzel bir şey oldu, geçiş oldu hakikaten. Biliyorsun sene başında özellikle vurguladığımız temalardan biri enerji sektörüydü. Bizim strateji raporumuzda da özellikle ön plana çıkartmıştık.
burada arz sıkı seyreden arz görünümü nedeniyle elektrik fiyatlarında son derece güçlü bir seyir izliyoruz. Özellikle geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ve bu çeyrek itibariyle de, yani daha doğrusu birinci çeyrek itibariyle de bu fiyatların artık zirve yaptığını izledik. Dolayısıyla genel itibariyle enerji sektörü hisseleri açısından son derece pozitif bir çeyreği geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Şimdi burada bizim inceleme kapsamımızda ön plana çıkardığımız, aynı zamanda model portföyümüzde olan Alarko'ya özel bir parantez açmak gerekir. Kömür santrali aslında elindeki enerji üretim portföyünün, ithal kömür santrali ana kısmını oluşturuyor. Yani 1320 megawattlık bir ithal kömür santrali var. Ve Alarko buna %50 ortak. Bu santralin özellikle elektrik fiyatlarından birinci çeyrek itibariyle çok kuvvetli şekilde faydalandığını görüyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıla kıyasla çok ciddi bir sıçramayla bu yıl ilk çeyrekte 1 milyar TL'lik bir net kar beklentimiz var Alarko'dan. Özellikle bu enerji santralinin yarattığı performansla birlikte. Tabii ki elektrik dağıtım bölgesi olan Meram'ın da burada bir belli ölçüde bir katkısı var. Ama ana pay yine bu kömür santralinden geliyor. Rakamın çarpıcılığını özellikle vurgulamak açısından, yani geçtiğimiz yıl şirketin net toplamda bütün yıl boyunca yaptığı net karın neredeyse tamamı bu çeyrekte yakalanmış olacak. Dolayısıyla bu çeyrek sonrasında biz şirketin yılbaşında verdiği 3 milyar TL'lik yıl için net kar öngörüsünde bir miktar yukarı çekeceğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü geri kalan çeyreklerde de bu performans, yani en azından ikinci çeyrekte ve devamında yılın ikinci yarısında da belli ölçüde devam edeceği için yukarı yönlü belli bir risk oluşmuş durumda. Dolayısıyla işler şu anda Alarko açısından son derece güçlü seyrediyor. Özellikle de bu biliyorsun son tavan fiyat uygulamasından da aslında avantajlı çıkan şirketlerden biri oldu. Yani en azından şunu söyleyebiliriz. Operasyonel ortamı çok değişmedi Alarko'nun. Negatif anlamda bir gelişme olmadı. Dolayısıyla şu anda özellikle bundan çok faydalanıyor. Sene başından beri de ciddi bir performans var. Bizim %60'ın üzerinde bir relatif getirimiz var model portföyümüzde sene başından beri Alarko'dan sadece. Beğendiğimiz hisseler arasında yer almaya devam ediyor ve birinci çeyrek sonuçları itibariyle de ön planda kalmasını bekliyoruz. Burada bir küçük parantezde belki yine model portföyümüzdeki Aksa Enerji'yi açmak gerekir diye düşünüyorum. Aksa Enerji tabii biraz daha farklı Alarko'dan. %70'i yurt dışında operasyonlarından, ama tabii o %70'ini yurt dışında olması, daha doğrusu Vafök'ün %70'ini yurt dışından yaratıyor. Doğru ifade etmek gerekirse. Bu da tabii şu anlama geliyor. Belki yurt içindeki o kısmı, belki yurt içindeki elektrik fiyatlarından etkilenmiyor ama TL'nin zayıf, yani yıllık bazdaki zayıflamasından olumlu etkileniyor. Dönüp geldiğimizde de Vafök'ün işte %30'luk kısmını yurt içinde yaptığını düşünürsek de elektrik fiyatlarının bu güçlü seyrinden o kısmı da olumlu etkilenmiş oluyor. Dolayısıyla Aksa'nın da güçlü sonuçlarıyla birinci çeyrekte ön plana çıkmasını açıkçası bekliyoruz. Burada yurt dışı operasyonların çok daha artık ilerleyen dönemde de belirleyici olmasını beklediğimizi vurgulayalım. Özellikle Özbekistan yatırımıyla beraber devreye girmesiyle bu yabancı para cinsinden nakit akışının ağırlığının artması, bu yurt içi tarafta her ne kadar şu an için şartlar daha olgunlaşıyor olsa da biraz daha zorlu ortamın aşağıya çekecektir riskleri Aksa açısından diye düşünüyorum. Evet. Sektör ve hisse olarak baktığımız zaman enerji dışında gıdadan bahsettik. Yine Coca-Cola ile devam edelim mi? O da yine yurt içi tüketime yönelik ve aynı zamanda yurt dışından faydalanan bir şirket diye iyi gelmesini beklediklerimizden. Bir onu da dinleyebilir miyiz senden? Burada aslında bu tam böyle senin de baştan ifade ettiğin şeye tam olarak uyan bir şirket. Yani bu işte birinci çeyrekte ki güçlü görünümün nedenlerine tam olarak uyan bir şirket. Şimdi Coca-Cola'ya baktığımız zaman özellikle enflasyonist baskıyı genelde fiyatlarına yansıtabilen güçlü bir marka olduğunu görüyoruz yurt içinde.
Yurt dışında da çok ciddi operasyonları var. Geçen yıl Özbekistan'da bir yani Coca-Cola'nın Özbekistan'daki operasyonlarını satın aldılar. Dolayısıyla orada bir büyüme sağlandı. Şimdi mevcut görüntüye baktığımız zaman Coca-Cola için yaklaşık %35-40'ının yurt içinden, %60-65'inin de yurt dışından geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yurt içindeki yüksek enflasyonist ortamdan satış büyümesi anlamında olumlu etkileniyor. Yine yurt dışında da TL'nin zayıf görünümünden olumlu etkileniyor. Dolayısıyla bu tam ikisini bir potada eriten bir şirket. Üçüncü bir nokta da senin yine az önce değindiğin hacimsel anlamda artışı da aslında ciddi oranda yakalayabilen bir şirket. Yani özellikle yurt dışı operasyonlarına baktığımız zaman geçen yılın o yüksek hacim büyümesinin üstüne bu yılda birinci çeyrekte çift haneli hacim büyümelerini yakalamasını bekliyoruz şirketin. Tabii ki birinci çeyrekler içecek şirketleri için özellikle görece daha zayıf çeyrekler ama yani burada şu önemli, yani şirketin güçlü faaliyet trendinin devam ettiğini görüyoruz. Yani her ne kadar zayıf bir çeyrek olsa da zayıf bir çeyrekte de yine güçlü trendlerini koruyor şirket. Dolayısıyla önümüzdeki çeyreklerde de bunun devamını beklemek mümkün diye düşünüyorum. Burada bir küçük parantez belki faaliyet karlılığına açmak lazım. Yani şirketin iki katından fazla satışlarını TL bazında birinci çeyrekte arttırmasını bekliyoruz. Ama faaliyet karlılığına baktığımız zaman bir parça gerileme olası görünüyor. Bunun da ana nedeni esasında bakarsak çok yüksek bir bazdan geliyor şirketin. Geçen yıl karlılığı çok çok yüksek bir bazdaydı. Avantajlı ham madde alımları söz konusuydu. Şimdi bu çeyreğe geldiğimiz zaman, birinci çeyreğe, yani 2022'nin ilk çeyreğine geldiğimizde tabii ham madde maliyetlerinde belli ölçüde bir artış var. Özellikle Kazakistan operasyonları için Rusya'dan şeker tedariki söz konusu. Rusya ile ilgili tedarik sıkıntıları savaş sonrasında oluştuğu için orada bir miktar maliyetlerde artış var. Ama bunun hani karlılığı çok ciddi oranda da etkilemesini açıkçası beklemiyoruz. Yani aslında hemen hemen yataya yakın bir karlılık görüntüsü var çeyreklik bazda. Belki yılın ilerleyen kısımlarında bir miktar daha zayıflama söz konusu olabilir ama yılı en fazla 1 veya işte 1 ile 2 puan arası bir marj anlamında daralmayla kapatabileceğini düşünüyoruz. Birinci çeyrekte bunu çok çok fazla görmeyeceğiz. Hemen hemen yatay bir görüntü diyebiliriz. Özellikle hacimdeki büyümeler bunu dengeliyor diyebiliriz, yani bu maliyet baskısını. Net karlılıkta bir parça daha satış ve VAFET büyümesine göre geride kalma durumu söz konusu. Onun da çok aslında anlaşılabilir bir nedeni var. Geçen yıl alınan Özbekistan operasyonları nedeniyle borçlulukta bir miktar artış olduğu için ve finansman giderlerinde bir miktar artış olduğu için faiz giderlerindeki yükselme nedeniyle, finansal giderlerindeki yükselme nedeniyle burada net kar daha az büyüyecek satış ve VAFET'e göre. Onu da belirtmek lazım diye düşünüyorum. Ben bu Coca-Cola'dan bahsederken vurguladım bu çeyreksel gelişimin öneminin ortaya çıkacağı, yani daha doğrusu ayrışmasına bakacağımız sektörlerden biri havacılıkla devam edersem burada. Şimdiye kadar hani model portföyümüzde yer alan ve güçlü gelmesini beklediğimiz hisselerden bahsettik. Yani bu bunlardan olmayan bir hisse aynı zamanda Türk Hava Yolları ve havacılık sektörüne baktığımız zaman da sezonsal olarak en zayıf çeyrek. Ama burada yılın geri kalanı için ümit verici hacim artışları ve aynı şekilde yolcu doluluk oranında iyileştiği için birim gelirlerde artış bekliyoruz Türk Hava Yolları'nda. Kargo tarafı da burada oldukça destekleyici olacaktır. Dolayısıyla hani Türk Hava Yolları havacılık sektörü açısından biraz ayrışacaktır. Bununla birlikte baktığımızda Pegasus ve TAV için ise çeyrek özelinde çok güçlü sonuçlar beklemiyoruz. Bunun da tabii özellikle yılın ilk aylarındaki COVID vakalarının tekrar ön planda olması ve aynı şekilde son Mart ayındaki Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Antalya'daki zayıf trafik TAV açısından biraz rol oynadı ama bunu şundan dolayı vurgulamak istiyorum. Özellikle bu ikisi şirket için, TAV ve Pegasus için zayıf bir çeyrek bekliyoruz ama bu yılın geri kalanı için tahminlerimizi
aşağı yönlü revize etmemiz gerektirecek bir zayıflık olmayabilir. Yatırımcıların da sonuçlara bu gözle bakması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani çeyreksel sonuçlar evet önemli ama yılın tamamı için beklentileri ne kadar etkileyecek o da en az sonuçların kendisi kadar önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nı bir hisse olarak bu çeyrekte güçlü gelmesini bekliyoruz. Diğerlerinden ayrışan. Bir ikinci husus da yine bu kur farkları konusunda bir ayrış yapmak isterim. Özellikle nakit akışıyla net kârı arasındaki fark yüksek olan şirketlerde bu tarz dönemler kur farkının çok hareketli olduğu dönemlerde bu fark biraz daha ayrışabiliyor. Ama dönemler arası geçişler olduğu atlanmaması lazım. Dolayısıyla evet net kârda sapmalar olabilir. Ama burada sonuçların özellikle faaliyet kısmındaki gelişmelerin biraz daha önem arz ettiğini vurgulamak isterim. Yani son olarak yine biraz daha yurt içi tarafa dönersek hani Türk Hava Yolları biraz daha yurt dışı kaynaklı bir büyümeydi. Logo'nun sonuçlarını yine inceleme kapsamımızda model portföyümüzde değil ama güçlü gelmesini beklediğimiz hisselerden biri. Son olarak Logo hakkında da yorumlarını alabilir miyim? Tabii ki. Logo'da da özellikle birinci çeyrekte yani son derece güçlü bir performans görüyoruz açıkçası. Biz sene başında şirketin fiyatlarında enflasyonu yansıtarak yaptığı artışla birlikte özellikle Türkiye operasyonlarında ciddi bir hacim büyümesi de yakaladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında çok büyümenin dinamiklerinin sağlıklı olduğunu söylemek lazım. Yani bu sektör için aslında bu bilişim sektörü için ve özellikle burada Logo için bu hep vurguladığımız bir konu. Yani Logo özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan yazılım hizmetlerinde Türkiye'deki en önemli marka konumunda ve bu sektör çok hızlı büyüyen bir sektör Türkiye'de. Dolayısıyla sektörün güçlü dinamiklerinden de en çok faydalanan hisselerden, şirketlerden biri. Bunun da etkilerini birinci çeyrekte çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi burada bir de tabii dönüp Romanya operasyonlarına bakmak lazım şirketin. Özellikle geçen yılın ikinci yarısında ciddi bir ivme yakalanmıştı Romanya operasyonlarında. Bunun devam ettiğini görüyoruz bu çeyrekte. Burada tabii bir etken de şunu mutlaka söylemek lazım. TL'deki değer kaybının yansıması yani Romanya operasyonlarının satışların özellikle euro bazlı olduğunu düşünürsek TL'deki değer kaybı satış büyümesinde çok ciddi bir rakama ulaşmasını sağlıyor. Bir ikinci nokta da şunu söylemek lazım. Romanya operasyonları normalde şirketin biraz daha karlılığı Türkiye'ye göre düşük ama burada özellikle yakalanan satış büyümesiyle birlikte sağlanan faaliyet kaldırıcı avantajıyla birlikte aslında marjlarda geçen yılın yüksek rakamına rağmen %40'lık bir vaföp marjı vardı. Burada aslında buna yakın bir rakamın geleceğini yine görüyoruz. Çok çok ciddi yüksek bir yine vaföp marjı yakalayacak gibi gözüküyor şirket. Dolayısıyla genel dinamiklerinin olumlu seyrettiğini söylemek lazım. Burada değinmişken sadece birinci çeyrek özelinde de kalmayalım Logo için. Bu sene yılın ikinci yarısında özellikle e-dönüşüm dediğimiz e-fatura, e-irsaliye tarzı uygulamaları kullanacak şirketlerin satış büyüklüğüne dair tepe noktası 5 milyondan 4 milyona doğru indirilmesi bekleniyor. Bu uygulamayla birlikte birçok şirket yani birçok yeni şirket daha bu uygulamaları kullanmak durumunda olacak ve dolayısıyla pazar daha da büyüyecek ve Logo bu pazardan da önemli pay almaya devam edecek. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum yani yılın ikinci yarısında şirket açısından büyüme görünümü bir miktar daha da güçlenebilir. Burada güzel bir konuya parmak bastın, daha doğrusu vesile oldun, onu da söylemek lazım belki yatırımcılarla. Özellikle bu kanuni limitler bu Logo özelinde şu an için fatura için belirlenen limit olsun veya başka mevzuattaki düzenlemeler genellikle yeniden değerleme oranıyla ve yıllık artışa konu oluyorlar. Ancak baktığımızda hayatın olağan akışında enflasyon daha yüksek olduğu zaman bu limitler daha aşağıda kalabiliyorlar.
Ve doğru. Bu illa iyi veya kötü anlamında söylemiyoruz ama özellikle ciro ve hacim pazar büyümeleri açısından bu tarz farklılıklar da rol oynayabiliyor. Behlül, müsaade edersen bir kısaca toparlarsak, yani ben bugün bahsettiğimiz birinci çeyrek sonuçlarından bahsettik. Onları bir kısaca toparlamak isterim. Önümüzde birinci çeyrek sonuçları var. Piyasanın genel gidişatı açısından ve birçok şirket açısından destekleyici sonuçlar olmasını bekliyoruz genelde. Ama bazı sektör ve hisseler ayrışacaktır. Bankacılığın sektör olarak öne çıkmasını bekliyoruz. Burada karlılığın bir bütün olarak tüm bankalar için geçen yılın aynı dönemine ve bu geçen çeyreğe göre güçlü olmasını bekliyoruz. Sanayi tarafında enflasyonun, kur farklarının ve COVID-19 sonrası hacim artışlarının sonuçlarda belirleyici ana temalar olacağını düşünüyoruz. Hisse olarak baktığımızda Aksen, burada Coca-Cola, BİM, Aksa Akrilik, Türk Hava Yolları, Logo, bugün üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz hisseler oldu ve görece diğer şirketlerden daha olumlu ayrışmasını beklediğimiz hisseler. Bununla beraber bugün çok değinmedik. Telekom sektörü diğer sektörlere nazaran bir miktar daha zayıf sonuç açıklayabilir. Hem sezonsallık hem de fiyat geçişlerinin zaman almasıyla kaynaklı olduğunu düşündüğümüz. Aynı şekilde havacılık sektöründe de TAV ve Pegasus'dan bahsettik. Onlar da çeyreksel olarak zayıf sonuçlar açıklasa da yılın tamamı için görüşü aşağı yönlü revize etmek için erken olduğunu düşünüyoruz dedik. Bilmiyorum, senin ilave son söylemek isteyeceklerin var mı? Yoksa programı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Bence kapatabiliriz. Ağzına sağlık, çok güzel ifade ettin. Tamam. Çok sağ olun. Herkese iyi günler. Bol kazançlı zamanlar. Çok teşekkür ederim.